Çok enteresan bir geceydi. Şimdi size dün gece Babada TV'de neler yaşandı, biraz da bunu aktarmak ve anlatmak isterim. Önemli bir yayındı. Ben biliyorsunuz Oğuzhan Uğur'u ilk günden itibaren destekliyorum. Bu yayın formatını çok beğeniyorum. Türkiye'nin yayıncılık iklimine önemli bir nefes, bir pencere açtığını düşünüyorum Oğuzhan'ın. Onun için de kardeşim gibi destekliyorum. Ha, fikirleri, yaşam tercihleri benimkinden farklı olabilir ama ben farklılıkları seven biriyim zaten. Benimle hep aynı düşünen, aynı fikirde olan insanlar doğrusu beni çok sıkıyor. Oğuzhan'ın programı önemli ve kritik bir programdı dün ve Kılıçdaroğlu aslında birinci tur zamanında bu programa katılmak istemişti. Biliyorum ben aradaki bu konuşmayı ama iki nedenle mümkün olamamıştı. Bir kere bir çok yoğun bir miting programı vardı. Günde üç ayrı noktada olması gerekiyordu. İki, son haftalarda suikast ihbarları, güvenlik endişeleri ayyuka çıkmıştı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun güvenlik ekibi bu kadar kalabalık ve kontrolsüz bir uzun sürecek bir yayında endişelerini dile getirmişlerdi açık söylemek gerekirse ve bu yayın ertelenmişti. Olur da ikinci tur olursa mutlaka buluşuluruz diye karşılıklı sözler verilmişti. Onun için bu yayın kritik bir yayındı. Dün Sayın Kılıçdaroğlu saat 19.30 itibariyle Babala TV'nin çekiminin yapıldığı Süleyman Seba Kültür Merkezi'ndeydi. Yayın kaydı saat 8'i biraz geçe başladı. Salon hınca hınç doluydu. Salonun önünden çektiğim bazı görüntüler var. O üç videoyu arka arkaya bir izleyelim. Nasıl bir atmosfer vardı isterseniz bir görelim. Arkasından gece boyunca 8,5 saat sürdü çekimlerin tamamlanması. Bunun 6,5 saatinde neredeyse Sayın Kılıçdaroğlu gençlerin sorularını yanıtladı. Sayısız soru yanıtladı. Bunları anlatacağım ama önce bir atmosferi görün isterseniz. Evet, Babala TV'nin belki de rekor izlenecek olan bölümü için genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada. AK Parti mi? MHP mi? Memleket Partisi mi? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi adına geldik. Peki ekonomi konuşmak için geldiniz. Ekonomi değil, atama istiyoruz. Ekonomi değil, atama istiyoruz. Atama istiyorsunuz. Evet. Peki, hoş geldiniz gençler, hoş geldiniz. Şöyle devam edelim. Evet, genç arkadaşlarımız hepsi önceden başvuruyorlar. Herhalde DM mi yazıyorsunuz? Nasıl oluyor? Evet, doğru. Twitter üzerinden. Twitter üzerinden. Sonrası biri mi arıyor? Nasıl oluyor? Evet, bize iletişim kuruyorlar daha sonrasında. O şekilde. Gelin gelmeyin falan gibi. Biz şans taraftayız. Siz? Bizim görüşümüz yok. Biz burada görüşümüzü öğrenmeye geldik. Biz ikna etmelerini bekliyoruz. Kararsız seçmen. Kararsız seçmen. Kararsız seçmen. Peki, evet. Onlardan bayağı var. Evet. 8-10 milyon kadar kararsız seçmen var. Peki. İkna edilmek istiyoruz. Hadi bakalım. Peki. Başarabilir mi Genel Başkan Kılıçdaroğlu? Bakacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Selam, selam. Canlı mı? Yok, hayır. Video çekiyorum. Sağ olun. AK Parti, MHP böyle seçmen grupları arıyorum. Daha denk gelemedim. Yok mu? Hayır, yok. Siz de... Arka taraflara sanki biraz... Kararsız diyelim. Peki. Oy veren muhalif. Oy veren muhalif. Evet. Ha, okey. Bu da enteresan. Üzgün muhalif. Üzgün muhalif. Ha, bu da enteresan. Peki. Zorunda bırakıldı. Peki, peki. Ha, adayı beğenmiyordunuz aslında. Aynen. Beğeniyoruz da. Beğenmemek değil. Evet. Şöyle. Salon girişi burası. Ciddi güvenlik önlemleri var tabii. Şöyle geçelim. İçeri doğru. Pardon, pardon, pardon. Teşekkürler. Evet. Tek tek aranarak arkadaşlar içeri alınıyorlar. Ondan sonra buradan yönlendiriliyorlar. Şöyle sağdan. Hoş geldiniz. Ha, isim listeleri değil mi? Önceden tabii soruları bildiriyorlar ya, daha doğrusu katılmak isteklerini. Burada da isim çekleri yapılıyor. Tamam. Sonra ne tarafa yönlendiriliyorlar? Arkadaşlar girdikten sonra artık salona girmiş oluyorlar. Şöyle. Bir de salona bakalım. Dolayısıyla AK Parti'den, MHP'den genç arkadaşlarımız, Zafer Partisi'nden, Memleket Partisi'nden siz mesela? Evet. Biz Refah Partisi'nden geldik. Refah Partisi'nden evet. Geldiniz. Yeniden Refah mı? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nden, evet. Tabii. Peki ne, yani hangi konu özellikle ilginizi çekiyor Kılıçdaroğlu'na yöneltmek için? İçeride göreceğiz soruları. Ona göre i̇çeride bir soru. Evet. İçeride sorumuz belli, soracağımız sorular belli. İçeride görürsünüz, takip edersiniz. Peki. Peki, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız, sağ olun. Evet, Yeniden Refah Partisi de var. Tabii o masada, yani Cumhur İttifak masasında sadece AK Parti, MHP yok. Yeniden Refah var. Hoş geldiniz gençler, hoş geldiniz arkadaşlar. Hüdapar var. Dolayısıyla oralardan da ters sorular gelebilir. Abla merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıkı takipçiniz.
Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun. Var mı soru? Sorularımız var da çalınmasın diye söylemiyorsunuz. Tamam. Programda. Hadi bakalım. Ozan eyvallah. Ozan abiye söylersen bize versin mikrofonu ya. Mikrofonu. Kırşehir'den geldim. Kırşehir'den geldim. Peki normalde AK Parti veya MHP seçmeni misin? Yok değilim. Ben küskün CHP. Küskün CHP seçmeni. Evet. En çok onlar var galiba. Eyvallah. Peki. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ Kırşehir'den gelenler var. Şöyle. Şöyle. Evet, bir bölümü böyle. Daha geniş bir versiyonunu da Oğuzhan gelecek yine bu bölümü anlatmak üzere izlenimlerini onunla yaptığımız yayında göstereceğim. Evet, AK Parti Gençlik Kolları yayına katılmayacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Eyüp Kadri İnan ama orada AK Partililer vardı. Onlar zaten ben kamera kaydı yaparken aslında arkalarını döndüler. Bazı video kayıtlar var, onları size izletemiyorum çünkü özellikle rica ettiler. Lütfen bunları yayınlamayın, bizim iznimiz yok dediler. Ben de tabii ki bireysel taleplerine saygımdan bunları yayınlamıyorum. Salonda da ciddi sayıda AK Partili vardı. Bazıları hiç soru sormadılar, bazıları sadece dikkatle dinlediler. Kemal Bey'i tanımak için orada bulunuyorlardı, ne cevap vereceğini görmek için orada bulunuyorlardı. Çok sert sorular soruldu. Kemal Bey salona büyük bir alkışla girdi. Herkes zannetti ki o alkışı görünce o CHP Gençlik Kolları içeriye yığılmış. Şöyle, CHP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul İl Teşkilatı Başkanı ve 1-2 CHP yöneticisine ön sıranın bir bölümünde 8-10 kişilik bir yer ayrılmıştı. Ve gerçekten de onlar oradaydılar. En ön sırada oturuyorlardı. Yayın boyunca da orada kaldılar. Fakat Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu yayının bir anında o 20 kişilik, belki de daha az, yani 12 kişi filandılar galiba. Salonun orada oturan, o koltuklarda oturan yöneticilerine dedi ki, çünkü salon hınca hınç doluydu, merdivenler filan da doluydu. Bütün gençler oradaydı. O yüzden zaten yayın biraz geç başladı, 45 dakika kadar. İnsanların güvenlik kontrolünden geçip salona girmesi çok uzun sürdü. Onun üzerine dedik Sayın Kılıçdaroğlu, benim yöneticilerim lütfen kalksın, gençlere yer versin dedi ve bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu, Genç Osman Killik gibi CHP'li yöneticiler bütün yayın boyunca merdivende oturdular ve yerde oturdular ve gençler de en ön sırada Kılıçdaroğlu'na soru sormaya devam ettiler gece boyunca. Çok çok sert sorular vardı. İlk anda Kılıçdaroğlu büyük bir alkışla salona girdi. O alkışın aslına bakarsanız sebebi şuydu. Açıkçası yeniden Refahlı, Memleket Partili, Zafer Partili, küskün CHP seçmeni olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk günden itibaren karşı olan ve AK Partili gençler kendilerinin karşısında bir Kemal Kılıçdaroğlu bulmayı çok da beklemiyorlardı sanırım. Çünkü Sayın Erdoğan bu yayınlara çıkmıyor biliyorsunuz. İktidarının birinci gününden itibaren ilk 1-2 yıl biraz çıktı. Ondan sonra biz Sayın Erdoğan'ı promptersiz, soruların önceden çalışılmadığı, hiçbir yayında görmedik. Kendisinden farklı bir siyasetçiyle hiçbir yayında görmedik. Sayısız defa bütün siyasetçiler kendisine çağrı yapmalarına rağmen hiçbir şekilde bu ekranlarda bir varlık göstermedi. Gençlerle buluşmalar yapıyor ama sadece AK Partili gençlerle buluşmalar yapıyor. Normal koşullarda bağımsız bir cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Ama aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı olarak tüm Türkiye satında kendisi için kampanya yapmaya devam ediyor. Onun için bence bu gençler yani böyle bir şey beklemiyorlardı. Kendi sert sorularını da açıkçası Kılıçdaroğlu'na sormayı pek de beklemiyorlardı. Kılıçdaroğlu salona girdiğinde büyük bir alkış koptu o yüzden. Ama sonra aralar verildikçe ve Kılıçdaroğlu yeniden salona girerken o kadar da alkışlanmadı açık söyleyeyim. İkinci alkış fırtınası kapanışta koptu. Saat 5'e geliyordu. Sabah 5'ten bahsediyorum. Ve Kılıçdaroğlu bugün az önce ekrana getirdiğimiz Vecdet Öz ve diğer ittifak görüşmeleri olduğu için Ankara'ya genel merkeze dönmek zorundaydı. O nedenle kalktı. Ekibi ısrarla artık çok yorulduğunu ifade etse de Kemal Bey aslında yani bir iki saat daha oturur gençlerin sorularını yanıtlardı. Öyle bir performans sergiledi. Hepimizi şaşırttı açık söylemek gerekirse. Son ilk başlarda böyle sakin sakin soruluyordu sorular. İşte öyle mi böyle mi filan. Ama arkasından çok ciddi sert sorular geldi. İşte Türk müsünüz, Türkiye'li misiniz, Dersimli misiniz, Tunceli'li misiniz, PKK bir terör örgütü müdür, özellik verecek misiniz, Sakine Cansız gibi bir bölücü terör örgütü kurucusunun katledilmesinden neden üzüntü duyduğunuz, Canan Kaftancıoğlu bu tweetleri neden yazdı,
iktidara gelirseniz bu yerel yönetim meselesi nedir? Kentler bağımsız bir şekilde mi yönetilecek? Neden mavi vatana sahip çıkmıyorsunuz? Türkiye'nin milli savunma sanayisiyle ilgili neden rencide edici tweetler attınız, açıklamalar yaptınız? Yüksel Taşkın gibi Taraf Gazetesi'nde yazmış, Kemalizm ırkçılıktır demiş bir isim neden aday gösterdiniz? Adaylarınız arasındaki bu tartışmalı isimler neden orada? Altılı Masa'yı neden kurdunuz? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına katılıyor musunuz? Sığınmacılarla ilgili ne yapacaksınız? Türkiye'deki eğitim politikalarınız ne olacak? Ekonomi kadronuz kim? Ekonomiyi nasıl yöneteceksiniz? Ne vaat ediyorsunuz iktidar olursanız? Bu ve benzeri sayısız soru geldi. Türbanlı kız kardeşlerimiz, başörtülü kız kardeşlerimiz kendisinin helalleşme çıkışını samimi bulmadıklarını, 28 Şubat'ta büyük acılar çektiklerini ifade ettiler. Yani aklınıza gelen ne kadar soru varsa bazen evet spoiler vermiş oldum. Evet ama yani bunlar oldu. Bazen son derece sert bir üslupla, hatta bazen Oğuzhan'ın arkadaşlar falan diyerek bir sakinleştirmeye çalıştığı anlar yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu zamanı çok iyi kullandı, çok net yanıtlar verdi. Ama izleyeceksiniz, ikna olursunuz, olmazsınız onu bilemiyorum ben tabii. Sadece gece boyunca sürekli troll saldırılarıyla uğraştık. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Oğuzhan zaten tweetler attı. Mikrofon, mevzular açık mikrofon, 15. bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlemler aldık ama bir tanecik troll saldırısı yedik maalesef nazarlık niyetine. Kendini rezil edip salonu terk etti sağ olsun. Tanıtıma özellikle koyacağım. Şu anda montajını yapıyor Oğuzhan Uğur bu tanıtımı. Yarın sabah yayında olacak. Sorular çok sertti ama kazasız belasız bitirdik. Tanıtım yarın sabah tam bölüm akşamı. Tam bölüm çarşamba akşamı 21.30'da yayında. Bazı televizyonların 21.30'da çarşamba günü Tele1'in de içinde olduğu bu programı anında yayınlayacağını da duyuralım. Çünkü böyle bir açık çağrı yapmıştı. Gecenin en bomba olayı sahte bir hesabın Twitter'da sohbet odası açıp mevzular açık mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu yayını diye başlık atıp salondan canlı yayın yapıyorum diyerek odaya 20 bin insan toplamasıydı. Siz hatırlıyor musunuz? Hani benimle ilgili saçma sapan videolar kesen gurbetçi muhalif diye bir hesap vardı. İşte ben efendim Memleket Partisi'nin sözcüsü İpek Özkal istifa etti demişim. Oysa ki demedim. Hani hatırlıyor musunuz? Yani beni izleyenler hatırlarlar, anlatmıştım. İşte bu hesap dün gece bir canlı yayın açtı Twitter üzerinden. Ses biliyorsunuz Twitter Spaces. Ve bu yayının mevzular açık mikrofon yayınının içinden canlı olarak yapıldığını söyledi. Ve bizi trolledi. Salonda sürekli duyurular yapıldı. Oğuzhan çok sinirlendi. Her kimse şu anda cep telefonundan bu çekimi canlı olarak Twitter'a yayınlayan o arkadaş derhal ayağa kalksın, bulun onu falan diye böyle. Sonra anlaşıldı ki bu böyle bir yayın yok salonun içerisinde. Meğer bu kişi seneler önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Abbas Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu Genç Bakış programının eski bir kaydını internetten bulmuş ve bu programın sesini sanki bu Kılıçdaroğlu'nun dünkü çekimiymiş gibi yayınlamaya başlamış ve 20 bin kişi anlamadan bunu saatlerce dinlemişler. İnanılmaz bir şey ya. Kamer Genç'le ilgili falan sorular var. Kamer Genç ölmüş gitmiş, Allah rahmet eylesin, çok değerli bir siyasetçiydi ama insanlar 20 bin kişi. 20 bin kişi aslına bakarsanız bunu dinlemeye başlamış. Yani inanılır gibi bir şey değil yani. İnanılır gibi bir şey değil. Hakikaten uyanık yani. Bilge Yılmaz yazmış, doğru söylüyor. Şimdi bir de bununla uğraştık bütün gece. Kim yapıyor bu yayını içeriden falan diye. Meğerse anlaşıldı ki tamamen fake bir yayınmış. Şu andaki izleyici sayısı kadar. Aynen. İnanılmaz bir şey. Bu da anlaşıldı. Fakat sonra Yuşa diye bir beyefendi, ben tanımıyorum kendisini fakat meğer bu troll ekosisteminde Twitter'da iyi tanınan bir isimmiş, bir kriz yarattı salonda. Önce tweetler atmaya başladı. Tabii Oğuzhan'ın ekibi bunları takip ediyorlar bütün kayıt sırasında. Ve bir anda bir gergin bir şekilde bir aradan sonra Oğuzhan girdi ve dedi ki sen kimsin, ne yapıyorsun, bu tweetleri niye atıyorsun filan. Ve anlaşıldı ki İbrahim Melih Gökçek'in gönderdiği bir kardeşimizmiş bu. Salondan gitti efendim. AK Partili arkadaşlar da bu tip bizi temsil etmiyor dediler. Alkışlarla uğurladık. İzleyince göreceksiniz, kesmeyeceğiz onu. Jelibon kafa tabirinize bayıldım bu arada. Melih Gökçe'ye yazıyor. Çok tatlıyım çünkü diye bir tweet attı Oğuzhan Uğur. Dün gecenin özetini
Dün gecenin özetini bir hocamız da yazmış. Yani şeyden takip etmiş, sosyal medya akışından takip etmiş. Tuğrulcan Elmas, sosyal medya algı oyunları Babala Edition diye dün gecenin bir şeyini yapmış, analizini yapmış. Hızlıca aktaralım bunu da lütfen. Babala TV isimli YouTube programından Muharrem İnce iki kez, Sinan Oğan bir kez çıktı. Ve Kılıçdaroğlu da çıkmaya karar verdi. Evet, bu bölümde anlatmıştım zaten. Hızlıca aktaralım Efe'cim. Oğuz Çanur programı duyurdu. Format gereği programa katılanların karşıt görüşten olması gerekiyordu. Önce AK Partililer çok heyecanlandılar bu program için. AK Partililerden kastım örgütten bahsediyorum. Teşkilatlardan ve gençlik kollarından. Ama sonra Eyüp Kadir İnan, kendisi milletvekili oldu. Sayın Uğur, bu programa AK Parti gençlik kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur diye bir açıklama yaptı. Bunu niye yaptı? Teşkilatların bu programa gitmeyin diye mesajlar attığını biliyoruz AK Parti gençlik kollarındaki kardeşlerimize. Hem muhatap alınmasın Kılıçdaroğlu diye yaptı. Hem karşıt görüş iklimi oluşmasın diye yaptı. Ciddi şekilde korkutmuşlar insanları. SMS'ler atmışlar. Oğuzhan Uğur anlattı bunları. Oğuzhan Uğur'a göre salona alınanların desteklediği partilerin dağılımı, bunu yazmıştı dün zaten ve gerçekten de bu sayıda insanlar vardı salonda. Devam edelim. Memleket Partililer de vardı, Zafer Partililer de vardı. Fakat AK trollerin kampanyası, programda AK Partili yok, gelenler CHP gençlik kolları, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Dün bütün gece boyunca bu çeşit tweetler atıldı. Oysa ki mesela bir kardeşimiz var AK Partili, öyle bir soru sordu. O kadar nasıl diyeyim, sert, o kadar sahici bir soru sordu ki programı izlediğinizde göreceksiniz, dehşetti yani. Böyle AK Partililer vardı ve çok muazzam sorular sordular yani. Devam edelim. Program başladı ve seçim 2023 isimli troll haber hesabı, bu hesap beni de defalarca trollemişti. Diğer troller salonda CHP'li yok dediler ama herkes Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor, paylaşımları yapmaya başladı. Zaten öyle, yani demin de anlattım, girişte öyle karşılanıyorlar. Ardından 22 Aralık 2022'ye ait olan bir videoda Kılıçdaroğlu için açılan The Goats afişi salon CHP gençlik kollarından oluşuyor diye yalan bir bilgiyle sisteme sokuldu. Bakın fotoğraf şu. Salonda böyle bir şey tabii ki yoktu. Bu 2022'ye ait bir salon ve arkasında da böyle bir afiş var. Geçen sene yapılmış CHP gençlik kolları buluşmasından alınmış bir görüntü bu. Dün ne biz bu salondaydık ne de böyle bir şey vardı. Devam edelim. Asıl bomba programa Truva Atı misali girmiş Yuşa isimli eleman. Ben bunu tanımıyorum, dün tanışmış oldum böylece. Yuşa Övenç, bu zannediyorum Gökçek'in ekibinden. Gözüme çarpan herhangi bir şey olursa buradan direkt paylaşacağım. Mesela benim röportaj yapmayı denediğim, AK Partili misiniz diye sorduğum ama bana cevap vermeyen ve beni çekmeyin diyenlerden biri. Elimde videosu var. Ama yayınlayamıyorum çünkü söz verdim yayınlamayacağımı. İçeri giriyor, aynı kampanya devam ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla herkes CHP'li, böyle devam ediyor. Oğuzhan Uğur trollendiğini anlayıp adamı uyarıyor. Arada görüyor olsam bu tweetleri. Ama adam muhtemelen tamam tamam diye geçiştirdikten sonra tehlike geçince operasyona devam ediyor. Bunun üzerine olsam bir tweet attı. Tweet şu: selamlar, program süratle devam ediyor. Aramızda elbette bir iki tane kurulmuş arkadaş var ve alakasız tweetler atıyorlar bam gün. Birini bulup ara verildiği zaman yanına gittim. Yuşa'dan bahsediyor. Tatlı tatlı uyardım. El sıkıştım. Hatta takipleştik. O da teşekkür etti, ayrıldık. Daha ben kulise geçmeden arkamdan yine bam gün aynı tweetleri atmış. Sabırla devam edeceğiz. Zaten tanıtımda ve bölümde göreceksiniz. Bu mecradan resmi hesaplar dışında atılan tweetlere itibar etmeyiniz. Devam. Troll arkadaş, tehdit ediliyorum, hedef gösteriliyorum, can güvenliğim yok, salondan çıktım diye tweet atıyor. Bu arada kimsenin böyle adamla, yani hiç kafamızı çevirip bakmadık bile yani. Çünkü o kadar önemli bir şey oluyor ki orada o sırada. Kemal Bey bu sorulara nasıl yanıt veriyor, ne diyor falan diye onu dinliyoruz yani hepimiz. Yeni Şafak anında bunun haberini yapıyor. Bu ne hız? Kılıçdaroğlu'nun Babala TV operasyonu, sadece muhalifler soru soracak denilen programa CHP gençlik kollarını doldurdular. Devam edelim. Bay Kemal'in Babala operasyonu. CHP'lerden gelen tehdit mesajlarını yayınlıyor ama mesajları atan hesaplar şüpheli. Adam sadece tehdit mesajı atmak için Twitter'a girmiş, sonra hesabını kapatmış. Mesela bu kişi Egemen.
bunları yazıyor. The Lost diye bir hesap mesela. Bunlar yok. O an için açılmış. Arkasından biz tehdit alıyoruz deyip kapatılmış hesaplar. Tıpkı TikTok'ta yapılan operasyonlar gibi. Ama en ilginci, salonda AK Partili olarak bulunup ben o elemanın salonda tehdit edildiğini görmedim diyen Umut isimli arkadaş. İşte bu bahsettiğim acayip soruyu soran, hepimizi çok etkileyen Umut Nimet Ataş bir tweet yazdı, sonra silmek durumunda kaldı bu çocuk. Devam edelim, vermeyelim onun tweetlerini çünkü çocuğu çok darladılar gerçekten AK Parti'den. Ve Oğuzhan Uğur ve başkaları tüm bu tweetlerin algı operasyonu olduğunu anlatıyor. Fakat tüm bu yazmamı ve örneği ilginç bulmamın sebebi şu: bu program öyle bir program ki, diyor Tuğrulcan, devam edelim. İçeriği kadar program hakkında sosyal medyadaki algılar da etkili. Onun için diyor, programı fragmanı, videoları programdan bile daha çok izleniyor. Dolayısıyla diyor, belli ki bu programın etkisini hafifletmek için böyle bir operasyon yapıldı. Böyle bir şeydi arkadaşlar dün gece. Gerçekten böyle bir gece geçirdik. Çok enteresan bir geceydi baştan sona. Ve ciddi zor sorular geldi. Bakalım yarın önce sabah tanıtımı göreceğiz. Arkasından Ümit Özdağ'ın 11'de açıklaması var. Çarşamba günü de saat 21.30'da programın orijinal kaydı montajlı bir şekilde ekranlarınızda olacak. YouTube'da ve başka televizyon kanallarının da yayınladığını bunu biliyorum.